sıkıldım artık ya. Hep aynı şey ya. Of. Abla ne haber, nasılsın? Niye soluk soluğasın sen? Ne olsun be abla? Yine dışarı attı bütün suyu bu Meret. Sen neredesin? Çarşıdayım ben de, bir şey lazım mı diye soracaktım. Yok yok, hiçbir şey lazım değil, bana bak. Çabuk ol, acımdan ölüyorum, bak sofra hazır. Kıymalı patates yaptım ha. Ya iyi, güzel bir şeydi, geliyorum ben. Kader, kız gelirken fırına mı uğrasan, şu sıcak ekmeklerden mi alsam? Ha? Tamam tamam, alırım ben, hadi görüşürüz. Aldın tabii yemeğin kokusunu. Sen ne arıyorsun burada? Aynısını sormaya geldim. Sen ne arıyorsun sormazım. Belanı mı? Ne yapıyormuş bu Ali Fuat Efendi gece gece denizde? Konuştunuz mu Halil'le? Onun haberi yok. Yani adam tek başına çıkmış. Kalbi tutunca da kendine mukayyet olamadı herhalde. Düşmüş işte. Yazık. Yetim kaldı Halil Efendi. Kulübü ne yapmış? Neredeyse bir hafta oldu. Adam öleli yani. Halil'i de bir cenazede gördük, sonra yok. Kalmıştır herhalde öyle baba. Ananın sütü korur, babanın bedduası tutarmış. Açılışıyla kapanışı bir olsun dediydim. Açılışı bile göremedi Halil Deyyus'un. Ben hiç istememiştim onunla çalışmasını ama duyunca çok üzüldüm. Yani çok acı bir ölüm. Bir de o kadar mal, mülk. Kimsesi de yokmuş galiba değil mi? Bu oğlu var ya, bana bırakmışlar hepsini. Elin oğlunu koltuğun altında kıstırmak da olsa kız... Neydi şu hani filmlerin böyle reklam gibi koyuyorlar ya, böyle hani heyecanlı. Fragmanı mı diyorsun? Ha işte o. Ali Fuat Göreli Halil Efendi'yi öyle bir fragman izletti ki... ...acaba zengin olsam ne olurdu diye. Ha bu oldu işte. Oğlum şu suyu versene. Bitmiş burası. Bitti. Bitti de biz de bittik işte. Kaç gündür buradayız biliyor musun? Yani yat kalk sabahla. Babana ayırdık olmasın. Gel bak dışarıyı da göstereyim sana. Havalar soğuk olduğu için çok bir şey yapmadık burada. Öbür gün açıyoruz. Güzel olmuş.
olsun. Zeynep sen bozuluyor musun bana? Yani bak bu kadar malzeme falan aldık ki biz buraya, insanları aldık. Herkes açılışı bekliyor şu an. Yani mecbur kaldım diyeyim ben sana start vermeye. Bir şekilde kendini döndürmesi lazım bana. Yok, hayat devam ediyor sonuçta. İyi misin sen? Bilmiyorum. Kocaman bir yalının altında ezildim. Ben bir ayağa kalkarsam iyi miyim değil miyim anlayacağım. Ben de o yalanın bir parçasıyım değil mi? Ya Zeynep hayırdır, sen bana da mı kuruluyorsun ya? Ya lütfen beni yanlış anlama. Senin hiçbir ilgisi yok. Hatta şu anda beni ayakta tutan tek şey sana olan aşkım. Zeynep, bak ben seni ne zamandır görmüyorum ya. Ya tamam toparlanmak istiyorum dedin, ona da eyvallah dedim de artık özledim kızım ya. Yani acı çekiyorum diyorsun, tamam acı çekeceksen de gel beraber çekelim. Benim de durumum farklı değil ki senden. Yalanlarla boğuşan benim ama Halil. Ya söyleyemezdim diyorum, anla beni ne olur ya. Ya bir tarafta babam, bir tarafta Cem komiser. Ya sana ne oluyor oğlum demezler miydi? Anla beni ya. Sen de beni anla. Ben artık kimseye güvenemiyorum Halil. Ne anneme, ne babama, ne kendi duygularıma. Ben bir tek sana güveniyorum. Sen bu dünyada başıma gelen en güzel şeysin. Benim pusulamsın. Yalanlarla dolu dünyamda tek gerçeksin. Zeynep, senin baban da gerçekti. Ve gerçekten seni çok seviyordu. Hadi ben o sahilde baba diye ağlarken, ya benim baba deyince aklıma ölüm geliyor. Acı geliyor. Bir de dene. Birkaç gündür benim aklım bir şey kurcalıyor. Ne? Ali Fuat. Hala baba demiyorsun bak bu adama. Gerçekten hak ediyor bunu artık. Ya annemi o öldürdüyse? Nasıl yani? Sen inanmadın mı adama? İnandım, Ali Fuat denen adama inandım ben. Ama bana bir sürü yalan söyleyen babama... Ya pişman olduysa, ya beni kaybetmemek için söylediyse. Zeynep, yapma bak bunu kendine, ne olur yapma. Bilmiyorum, dedim ya Halil, ben kendi duygularıma bile güvenmiyorum. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Bu adam senin ömrün kadar hapishanede yattı. Hem de bir katil sıfatıyla. Ama sabretti bak, bütün her şeye dayandı. Niye biliyor musun? Tek bir yaşama sevinci vardı onun. O da bir gün seni görebilme ihtimali. Ya seni de kandırdıysa? Seni ben... Ben bu dünyada baba sevgisini hiçbir zaman bilmedim. Mali Fuat abi de gördüğüm tek şey buydu. Ve senin dediğin yalanla olacak iş değildi o sevgi. Size ulaşmaya çalıştım Zeynep Hanım. Fakat asistanınız müsait olmadığınızı söyledi. Kendimi iyi hissetmiyordum. Farkındayım. Ben de mecburen Halil'i aradım. Çünkü bunu bir şekilde size ulaştırmam gerekiyordu. Ne zaman yazmış bunu? Hastaneden geldikten sonra. Telaşlanmış. Hazırlıksız olmaktan korkmuş. İçine doğmuş rahmetli. Yani boşuna zahmet etmişsiniz. Sonuçta bizim kendisiyle bir bağımız yok. Bence okusanız iyi olur. Sizi de ilgilendiriyor. Zeynep,
Ali Fuat göreli olarak kendi hür irademle bu vasiyetnameyi başından sonuna kadar kendi el yazımla hazırladım. Ben öldükten sonra mallarımın bu vasiyetnamemde aşağıda yazıldığı şekilde paylaştırılmasını istiyorum. Şahsıma ait olan aşağıda belirtilmiş adreste kayıtlı Salkım Ticaret adıyla anılan işletmemi torunlarının istifa edeceği şekilde yardımcım Ömer Ferah'a, şahsi kasa varlıklarım ve kişisel eşyalarımın tamamını avukatım Zeynep Önder'e, geri kalan taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarımı, şirket üzerine kayıtlı araçları ve banka hesaplarımda mevcut olan nakdi miktarımın tamamını manevi oğlum Halit Tekin'e bırakıyorum. Ne? Ne alakası var abi ya? Benim adım niye geçiyor ki bu vasiyette? Abi ben bunu istemiyorum artık. Bunun adı bonkörlük mü iyilik mi anlamadım. Yok ben istemem ya. Kabul etmezseniz malların hepsi göreli ailesine geçecek. Beyimin yasa olarak başka bir mirasçısı yok. Bunu Zeynep Hanım benden çok daha iyi biliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir sınav ben anlamadım ki ya. Hani gider ayak bizi neyin içine bıraktı gitti ben anlamadım. Siz beyimin sadece manevi oğlu değil, aynı zamanda müstakbel damadısınız. Evlendiğiniz anda göreli soyadını almanıza gerek kalmadan malların hepsi Zeynep Hanım'ın üstüne geçecek. Sefer görevlinin dikkatini çekmeden, şaibe uyandırmadan. Halil, bu vasiyeti kendin için olmasa dahi Zeynep Hanım için kabul etmek zorundasın. Zeynep baksana bir oturup konuşalım gitme böyle. Neyi konuşacağız Halil? Ya Zeynep sen de okudun işte. Yani adamın amacı çok belli yani varım yok mu ben kızıma bırakayım diyor. Olaysız bir şekilde hem de. Ya açık ve net bu. Benim de cevabım gayet açık. Ya ben ondan tek bir şey istedim. Gerçeği. Ama merak etmesinler. Göreli ailesinden bana hatıra çok daha güzel bir şey var. Benim o mala da mülkede ihtiyacım yok. Daha fazla acıya da. Ben ne yapayım peki? Ha? Ben ne yapacağım bu vasiyetle şimdi? Ne istiyorsan yap yani. Beni ilgilendirmiyor sonuçta. Ben söyleyeceğimi söyledim. İstemiyorum dedim kalktım. Sen de istiyorsan vasiyeti yırtıp atabilirsin denize. Ya Zeynep saçmalama Allah aşkına ya. Adamın benden son isteği bu. Emanetimi kızıma teslim et demiş bana. Son isteğinle bile bedelini başkaları ödüyor. Merhaba, ben Zeynep Önder'le görüşecektim. Bekliyorum. Alo. Tamam, bağlayayım, bekliyorum. Zeynep Hanım'ın ofisi, buyurun. İyi günler, Zeynep Hanım'la görüşecektim ben. Kendisi şu an burada değil maalesef. Ben asistanıyım, eğer notunuz varsa alayım kendisine iletirim. Öyle mi? Ne zaman döner peki? Yani kesin bir şey söyleyemiyorum. Sistem olarak neyle ilgili aramıştınız? Ben kendisiyle görüşsem, onu anlatsam daha iyi olacak. Cep numarasını alabilirsem. Şahsi cep telefon numarasını paylaşamıyorum maalesef. Eğer acil bir durum varsa ben sizi diğer avukatlarımıza yönlendireyim. Yok yok sağ olun. Ben özellikle Zeynep Hanım olsun istiyorum. Tamam. Hanımefendi siz bana isminizi ve telefon numaranızı verin. Ben Zeynep Hanım'a geldiğinde ileteceğim. İsim önemli değil. Cennet Tekin'in tavsiyesiyle aramış deyin yeter. Allah'ım.
Kolay gelsin. Ne haber kuzum? Yüzüğü çok güzelmiş. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Gittiğimde sana da alırım, tamam mı? Babanız evde mi? Kahveye gitti. Hah, iyi. Hadi bakayım. Oynayın bakayım. Cennet. Cennet. Ana kız. Kız sen niye geliyorsun böyle aniden? Ya Yılmaz evde olsaydı. Kızım evde olmadığını tahmin ettim. O gün apar topar götürünce bir senin çantası bende kaldı. Onu getireyim. Ya ne bileyim onu sağ solda belli olmaz. Korkma kız, korkma. Korktukça iyice üstüne var. Bak o gün benim üstüme yürüdü. Polisi bir ararım dedim. Nasıl gittiğini bilemedi evde. Ay ben senin başına ne işler açtım ya. Cennet zorla getirmedin ya kızım. Ben dedim bana getir ben de dursun diye. Bir sen nasıl? Sen onu söyle. Kocasının evinde senden aldı gibi oraya götürmüş. Bu adama bir haddini bildirmek lazım da. Neyse. Sıkma canını be. Bak bavulun içine benim evin anahtarını bıraktım. Hey, ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Öyle deme bak yarın öbür gün Allah korusun bir şey olur. Evde miyim evde miyim bakmadan gelirsin. Hiç telefon melefon açma. Ay yok yok olmaz Allah aşkına sen al onu. Başımıza hayır, başka iş açılmaz. Bak kim bilecek Allah aşkına koy bir yere ya. Usur sen de. Bak ben de bu yollardan geçtim be Cennet. İnsan bazen çalacak kapı bulamıyor. Gerçi bazen buluyorsun da o kapıyı açan olmuyor. Ay canım benim ya. Ay canım ben. Hadi gidiyorum ben. Akşama kadar gelecek. O izin günlerinde bende kalıyor ya. Şimdi ona yemekler yapacağım. Tanışamadık kısmet olmadı kardeşine. Selam söyle benden. Söylerim, söylerim. Tanışırsınız inşallah. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun kız? Niye yerlerde emekliyorsun ha? Ya işte iş güç. Kalk haydi kalk. Suyu ısıt banyo yapacağım. Sonra da yat sırtımı keseli. Haydi. Güzel oldu. Kuzum benim saattir olsun. Sen de gel bakayım kara kuzu. Gel bakayım. Ana! Ya kara kuzu sen beyazladın mı ya? Niye beyazlayayım ki? Yıkadım ya ben seni köpüklü köpüklü sabunlarla ondan diyor. Ah saatler olsun. Oo yakışıklım benim. Kuzum. Nereden geldi bu çanta? Feride sen biliyor musun kızım? Solmaz teyze getirdi. Odaya gidin siz hadi çabuk. Odaya gidin. Ben sana bir daha o solmaz karısıyla görüşmeyeceğim. Demedim mi? Ya kızın eşyaları kalmış burada ben. Görüşmedim yani o geldi kapıdan bıraktı gitti.
Bak bakalım işine fazla bir şey var mı? İyice baktın mı diyorum. Öyle üstünden baktım. Sonra da işte olduğu yere koydum. İyice bak bakalım o zaman. Bak! Ne var içinde iyice bak! Kim bunlar? Bir seninle bir karışık olmasın? Bir senin. Bu kimin peki? Araya mı karışmış yanlışlıkla? Ha? Kadın cebinden mi düşürmüş? Söyle bakayım. Bilmiyorum. Yok yok. Öyle kazara mazara değil. Bu anahtar bir şey söylüyor Cennet. Duyuyor musun? Ha? Ha? Kocayı bırak gel. Kocayı bırak gel. Kapım sana açık. Duydun mu beni? Bir kereyle o, bir kere bir sen için. Anahtarı niye aldın lan o zaman? Doymadın ihanete, doymadın sırtımda vurmalara! Kalk, gel buraya. Sen demek lan. Osmanlı kamçıyla görüşmeyecek bu ya. Feride, süpürgeyi açsana sen de. Kırıntılar var masanın etrafında, onları al basmayalım. Tamam. Anne çıkıyorum ben. Dur dur. Dedeni bekleseydin. Yok anne, dedemin işi varmış. Avukata falan mı gidecekmiş hatta. Dükkanı sen aç dedi. Hadi görüşürüz. Ne avukatı ya? Feride, sen bırak süpürgeyi şimdi. Levent'i aradım. Bizi bekliyor. Haydi. Neden baba? Boşanma dilekçesi vereceğiz. Laf ağızdan bir kere çıkar. Baba ama çok çabuk olmuyor mu bu? Yani onlar bir kendi aralarında konuşsalardı belki anlaşırlardı. Anlaşacak adam akşamına bu kapıda biterdi. Ama onun keyfi yerinde. Ben onu o gün gördüm. Sen de gördün Feride. Gördüm de yani bilmiyorum ki baba, normalde iş arkadaşıydı yani bilemedim. Gururlu ol lan biraz. Herif senin elinden anahtarı söküp alırken yanındaki o karı yılan gibi gözlüyordu. Birinin elinden al, öbürkünün cebine koy. Ağlama kız, ağlama. Sıra bizde. Şimdi o avukat onu öyle bir silkeleyecek ki adliyeden çıkarken ceketi elimize verecek. Haydi al çantanı, aşağıda bekliyorum seni. Firze, gidecek misin gerçekten? Yani doğru söylüyor adam. Ya ne doğru söylüyor? Ya o kızın arasında bir şey olsaydı hiç onun yanında sana gel der miydi? Bak bu yola girersen eğer bunun dönüşü yok artık. Tamam. Bu işi Burak diye getirmek zorunda mıydın Kıvanç? Nerelere geldik biz böylece? Bilmiyorum Armağan, bilmiyorum. Birine sorarız artık. Kimdir, belki de yanlış adrese geldik. Hah. Ya affedersiniz kardeşim. Birini arıyorduk, buralarda oturuyormuş. Halil Tekin.
Bu yürek çıkmazı mı ne öyle bir adreste. Ha, Deli Yılmaz'ın Halil'i diyorsun. Babasıyla karşılıklı oturuyor. Hemen bu yokuşu çıkın. Köşede yeşil boyalı ev. Görürsünüz zaten. Karşısında Halil. Sağ ol arkadaşım. Duydun mu? Deli Yılmaz dedi. Duymadım Armağan. Duymadım. Sen de duyma. Yeter ki buraya boşuna gelmemiş olurum. Şu ev olmak. Kim lan bunlar? Zeynep'in annesiyle babası. Halil'i arıyorsanız burada yok. Arandığı zaman bulunmaz o. Yok. Aslında biz Halil'e değil, kızımız Zeynep'e bakmıştık. En son cenazesi vardı Halil'in. Naaş kaldırıp kız kaçırmış herhalde. Yemediği halt bir ok almıştı. Yok tabii ki öyle değil. Biz Zeynep'le görüşemedik birkaç gündür de belki Halil biliyordur diye bir sormak istedik. Geçmiş olsun o zaman bacım. Sen bundan medet umuyorsan kaybettin say kızını. Bir dakika. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle abuksun? Ha? Adam gibi söylüyorum işte. Bak babasıyken diyorum ki bu heriften hayır gelmez kızınız. Anne deden biriyle dolaşıyor. Kızının kendisine bile söyledi. Bu herifin ipiyle kuyuya inilmez. Kim ki bunlar? Ama Halil diyor başka bir şey demiyor kardeşim. Bakınca da okumuş kısa. Kafa çalışıyor sanırsın. Yılmaz mısın nesin? Kızım hakkında konuşurken dikkatli konuş. Anladın mı? Asıl siz dikkatli konuşun. Mesele sizin kızınız değil. Babam burada abimin durumunu anlatmaya çalışıyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben de Karatutuk'ta size anlatmaya çalıştım. Dinlemediniz. Benim abim kaçar gider. Bir mesele olduğunda bulamazsınız onu. Kayıp. Ben sizin kızınız için söylüyorum. Eğer evlilik gibi bir hayali varsa o kişi benim abim değil. Ya siz ikiniz de mevzuyu bilmeden abuk subuk konuşuyorsunuz. Benim kızım hiçbir erkeğin peşinden gidecek bir kız değil. Anladınız mı? Ya tamam bırak hadi. Laf kondurmuyor işte. Kızı ortada kalınca göreceğim ben onu. Kapıları nasıl dövüyor yukarıdan seyredeceğim. Ulan ben seni bu kadar ne diyorsun? Ulan şerefsiz. Hızlı ulan lan. Bak ulan ne özürlü lan. Karşında okudum babası var. Ne özürlü lan. Ne özürlü ha? Baba olsan kızının nerede olduğunu bilirdin lan. Baba! Ne yapıyorsun? Ulan ben seni var ya. Bastan geri. Ya lütfen eşinizi alıp gider misiniz buradan? Lütfen. Feride babamı alıp gider misin sen de hadi. Baba. Kızın nerede lan kızın? Hala konuşuyorsun. Şimdi gebertelim tamam mı? Sus! Bak benimkine. Bak yanımda. Hele bir olmasın. Biz kimseyi korkutarak yanımızda tutmuyoruz Yılmaz Efendi. Öbür türlü de tutamamışsın zaten şerefsiz. Aradığı yere bak. Gelmiş bekar evinde arıyor kızını. Seni gebertirim ben mi gördünüz ya? Baba lütfen babacığım lütfen gidebilir miyiz? Lütfen ya. Gidelim buradan hadi. Hadi. Ne oluyor burada? Şu hale bak. Kızımızı aramaya geldik. Yemediğim bir sakaret kalmadı. Hasta mısın lan sen? Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir manyak bu. Babayla konuşmaya bak. Lan benim babam öldü. Sen git buna babalık yap sadece. Öyle. Aslan gibi bas. İçeri geçin. İçeride konuşalım sizle. Konuşalım dediğine göre. Mesele mühim. Gözün aydın dünür. Dede olunuz dede. Ulan versin ünümü. Bırak şu şerefsizi. Baba ne olur gidelim. Baba hadi. O kız benim karım olacak. Lan duydun mu? Duydun mu? Sen de desturlu adını ağzına alacaksın. Haberin olsun. Karına vay anasını ya. Eh, istemeye gideriz belki.
Baba hadi ne olur. Cem hadi, hadi gidelim. Baba tamam hadi ne olur. Hadi. Enişte. Ha buyurun müsait. Geçin. Ben şunları alayım hemen. Buyurun buyurun geçin siz. Size buz getireyim mi ben? Yok yok. Lüzum yok. Halil. İşte misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın ya. Hoş bulduk. Zeynep'in annesiyle babası Armağan Hanım, Cem Bey. Öyle mi? Memnun oldum efendim. Turgut ben de. Eniştesiyim Halil'in. Memnun olduk. Kusura bakmayın biraz ev dağınık. Birkaç gündür bayağı bir telaşımız var. Yorgunluk falan toplayamadık. Enişte tamam, sıkıntı yok. Bize müsaade etseniz. Tamam oğlum. Ya ev içinde kusura bakmayın. Ben de mekandaydım dün gece. Yarın açılışımız var malum. O yüzden sizle beraber girdim yani. Önemli değil, önemli değil. Biz zaten uzun süre kalmayacağız burada. Sen şöyle otur da bir konuşalım seninle. Ya bu Yılmaz için de kusura bakmayın lütfen. Yılmaz? Ben baba demiyorum da bu adama. Babalıktan anlamadığı için. Böyle densiz mensiz konuştu ya size. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin yani. Yok, ben kızımdan eminim de. Biraz önce babana ettiğin lafı anlayamadım. Hani şu karım olacak falan dedin ya, öylesine söyledin herhalde. Yok ben size de öylesine gelmedim, o lafları da öylesine söylemedim. En yakın zamanda inşallah. Evleniyormuş. Parayı nereden buldu acaba? Kayınpederi bana arka çıksana diye soktu herhalde eve. Ulan o evi yakacağına daha peşinden gidiyor Halil. Sevmiş demek ki kız baba. Ne yapsınlar? Onlar da hayır diyememişler, kabul etmişler. Vallahi sen okudun. Üniversitelere yolladım ben seni. Ama ben evlat yetiştirmişim ya. O it gözlü Kıvanç'ı kapıma getirdiğin günü hatırlıyorum. Babacığım, iznin olursa ben bununla gezeceğim dedim. Ben de baktım, olur dedim. Bak şimdi diyorsun ki, bu adamdan koca olmaz. Yine tamam babacığım diyorsun. İşte evlat dediğim bu. Baba. Peki ya ben de hayır deseydim? Yani Zeynep'in yaptığı gibi kendi kararımı kendim verseydim ben? Feride, taksiye mi binsek? Ha? Sen bilirsin baba. Ben bilirim tabii. Onun için sen babasının kızısın. Öbürleri hain. Haydi hızlan, minibüsü kaçırmayalım. Haydi. Anlaşılan bundan sonra alacağınız hiçbir kararı bize danışmayacaksınız belli ki. Ama delikanlı, biz Zeynep'ten kopamayız. Her ne olduysa oldu ama o bizim kızımız ve hep öyle kalacak. Vallahi kusura bakmayın ama Ali Fuat abiden gelen son mesajdan sonra ben kimseye bir şey sorma gereği duymadım. Mesaj mı, ne mesajı? Hep sen gitmeyeceksin ya. Bu sefer de ben kaçıyorum. Birkaç gün yokum. Zeynep sana emanet. Gözünü üstünden ayırma. Bir de kapatma şu telefonu be oğlum. Aradığımda ulaşayım sana. Evet. Siz niye gelmiştiniz? Biz Zeynep için endişeleniyoruz. Sadece Eylül'de kaldığını biliyoruz ama bizimle görüşmüyor. Armağan. Senden bir ricam olacak delikanlı. Lütfen Zeynep'i ikna et. Bir kerecik bile olsa bizimle yüz yüze konuşsun. Ya bakın bu Zeynep'in tavrı sadece size değil. O konuda içiniz rahat olsun bence. Çünkü Zeynep bana da çok kırgın. Hatta babasına da öyle. Yani bu kadar geç zaman sonra öğrenince gerçeği haliyle... Tamam. Tamam olan oldu. Hatalar yaptık hepimiz. Ama bak bir kanadı kırıldı Halil. Yardım et diğer kanadı da kırılmasın. Tabii bu ricamı yerine getirmek için
Umarım Ali Fuat'ın onayını beklemez. Hala ne konuşuyor ki bunlar? Evleneceğim dedi ya dayım. Belki gün falan belirliyorlardır. Dayım onun lafını geliş söylemiştir. Dedenin ağzını kapatmak için. Bence dayım gayet ciddiydi de. Adamlar dedemi gördükten sonra kızlarını verirler mi bilmiyorum. Gidiyorlar. Gel Sera, gel. O zaman senden haber bekliyoruz. Ermen konuşacağım ama son karar Zeynep'in tabii. Sağ ol. Hadi. Halil. Niye gelmiş bunlar? Dünürüyle tanışmayı. Ben sana dedim değil mi? Ya evleniyor musun hakikaten? Abla, sabahladım mekanda var. Uykusuzluktan ölüyorum. Ben bir dinledim. Konuşuruz sonra. Bir dakika, bir dakika. Baksana sen bana. Ne var ya? Ya ne bu evlilik mevzusu? Anlatacaksın bana içeride. Yoksa bırakmam seni. Hadi yürü. Gel. Aa, Zeynep abla. Evdeyim demiştin bugün. Ya ne bileyim, duramadım evde. Ben de çıkıp geldim. Var mı arayan? Melek Hanım aradı. Dava niye ertelendi diye soruyor. Ben açıklamaya çalıştım ama sen bir arasan iyi olacak gibi. Tamam. Bir de bu Çeşme'deki arazi davası tespite gidecekmiş. Diğerleri randevuyla ilgili zaten. Cennet Tekin tavsiyesiyle. Ne bu? Ya biraz önce bir kadın aradı. Zeynep Hanım'la görüşeceğim diye tutturdu. Adınızı numaranızı bırakın, size dönüş yapalım dedim ama kendisine bunu iletin yeterli dedi. Tamam, sen bir daha ararsan mutlaka numaramı ver. Neymiş öğrenirim kendisinden. Cennet Hanım vefatından önce birine tavsiye ettiyse demek. Boğaz manzaralı çatı katı mı? Orman manzaralı müstakil ev mi? Yoksa rezidans dairesi mi? Kararsız kaldım. Ayna var mı sende? Ayna. Ayna, ayna. Küçük. Boyamak için bakıyorsun ya ondan. Vardı herhalde de yanıma aldım mı? Dur bakayım. Buldum. Ah. Şerefsiz. Kızı dövememiş, gelmiş hırsını benden çıkarıyor. Nasıl koydum ama kafayı? Kadir Hanım. Rahatsız olmayın. Arkada yer var. Feride'cim merhaba. Daha iyi misin o günden beri? İyiyim. İyi, sevindim. Pardon. Buradan bir mezarlık uzatır mısınız? Bayana geri ver o parayı. Şuradan bir tane mezarlık uzatır mısın? Yani sen şimdi ciddi ciddi evleniyorsun öyle mi? Sağ olasın. Yani biz Zeynep'le daha önce de konuştuk da işte tarihi ben biraz öne almak istedim. Düşünüyor bakalım. Çok düşünmesin, kaparlar. İyi, Zeynep'i görünce de söylersin böyle. İş, evlilik hepsi bir arada. Koptu gidiyor Halil'im. Ama dükkan işine çok sevindim. Yani biz açılış ertelenir diye düşünüyorduk ama. Yok abla, biz Ali Fuat abiyle söz verdik birbirimize. Batsak da çıksak da beraberiz dedik. Çok üzüldün değil mi? Abla sorma ya. Ben sanki böyle sırtımı yasladım, daha çekip almışlar gibi hissediyorum yanımda.
boşluğun içine düşmüş gibi. Kıyamamaz. İnşallah hepsinin üstesinden geleceksin. Bakalım. Açıyoruz işte yarın. E sizde durumlar ne? Al çocukları gel işte sen de mekana. Ona kalsa hemen de. Ha, yine karışık yani durumlar. Nereye gidiyordu bunlar? Kızı kattı önüne avukata götürüyor. Boşanma davası açtıracak Feride'ye. O da gidiyor değil mi onunla? Her zamanki gibi. Ya katil dediğimiz adama bak hala gölgesi yetiyor bize. Baba dediğimiz adam hala yuva yıkıyor burada ya. Hayır düşünüyorum başka ne yanlış yapabilir diye hep yeni bir şey buluyor adam ha. Bir gün patlayacağız derdi bakalım. Müsait bir yerde inebilir miyim acaba? Kendine iyi bak olur mu canım? Kaptan sağda durur musun? Baba, ne oldu? Nereye gidiyoruz? Benim biraz işim var. Levent'in ofisinde buluşuruz, tamam mı? Haydi. Kader Hanım. Yılmaz Bey. Az bir dur hele de konuşalım. Bir şey mi diyecektin? Demeyeyim. Hiçbir şey sormayayım. Buyur bir kahvemizi iç dedim. Kaç gündür cevap bekliyorum. Ne bir mesaj, ne bir telefon. Minibüse bindin, suratıma bakmadın. E düşün dedin. Düşünüyorum ben de. Kararımı verince ararım. Özledim seni. İşte bu hiç olmadı Yılmaz Bey. Bir dakika ya anlamadım. Ben gururumu ayaklar altına aldım. Böyle bir laf ettim sana. Bunun ayıbı nerede? Nasıl kolay çıktı ağzından özledim lafı? 38 yıl evli kalmışsın. Oysa biz tanışalı 38 gün bile olmadı. Demek ki bu kadar kolay unutuyorsun. Neyse, sen bir yere gidiyordun herhalde. Ben seni yolundan etmeyeyim. Kader Hanım, yolumuz bir zaten. Sen gel hele benimle. Tanıştırayım. Cennet Hanım, eski eşim. Niye getirdin beni buraya? Sen kime geldiydin? Çok sevdiğim birine. Ama en sonunda burada bırakıp gidiyorsun, öyle değil mi? Öyle. Peşinden gelemiyor yani. Ama gece gündüz hep aklımda. Benim de öyleydi. Öldüğü gün dizlerimin üzerine çöktüm. Çocuk gibi ağladım. Ben nasıl yaşayacağım dedim. Ne zaman ki o mektubu öğrendiğimde bitti. Bak şimdi sesim titriyor mu? Kaşım gözüm oynuyor mu ha? Yanında söylüyorum. İhanet etti bana. Sırtından vurdu. Ben onu unutmuşum çok. Ha? Başka bir şey öğrenmek istiyorsan kendisine sor. Haydi bakalım.
yapmadığım bir şey kaldım ki. Ha cennet abla. Neden geliyorsun sen? Kendimi avutmaktan. Ay. Sen arkandan çıktım, geldim, baktım. Nereye gittin? Yakup'un yerine gittim. Nereye gideceğim? Adam yerine konduğun tek yer orası. Solmaz'ın anahtarını versene sen bana. Hadi ver. Ver, ben kadına geri vereyim. Ver. Yok anahtar. Sen gittikten sonra baktım ben eve. Almışsın anahtarı. Ver hadi ver. Denize attım gitti. Niye? Gitmedi. Hep o ayağın eşiğin dışında. Gideceğim, ha gideceğim. Niye yapıyorsun bunu bana? Ha? Deli oluyorum, bilmiyor musun? Kendime yapıyorum, sana yapıyorum. Alamıyorum hırsımı, el aleme yapıyorum. Yılmaz, bir kendine gel, hadi gel. Bir... Kalk ayağa da yüzünü yıkayalım. Gel, kalk. Duyamadım ihanet etmelere bana. Sırtımda bir yer bekledin. Hep oraya işliyor bıçak. Yılmaz o zaman düşer çünkü. Yoksa dizlerine nasıl kapanır bu adam? Öyle değil mi Cennet? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Sen zaten bitirdin beni. Şimdi çoluk çocuğun canını okuyor. Benim başka yapacak bir şey var mı? Aklıma ne geliyor benim gitmekten başka? Ne diyorsun peki gittiğin yerlerde? Ha? Kapılarda millete ne anlatıyorsun? Kocamı sevmiyor mu diyorsun? Tiksiniyor mu diyorsun? Ha? Öyle aptal ki nereye gitsem peşimden gelir mi diyorsun? Ha? Beni ele nasıl satıyorsun Cennet? Ha? Anlat bakayım. Nasıl harcıyorsun? Ben öyle bir şey demiyorum. O zaman suç o Solmaz denen karıda. Öyle değil mi? Seni yoldan çıkarıyor. De bakayım şimdi. Cezayı hak etmiyor. Sen kes cezasını. Kes hadi. Kes. Bizim mutlu mesut yuvamızı dağıtmaya çalışıyor. Onun bir suçu yok ya. Yok onun bir suçu. Kimde lan o zaman bu suç? Bunun suçu kimde? Bende değil, sende değil. Seni evine çağıran Solmaz karısında değil. Kimde lan o zaman, kimde? Kim alıp götürüyor seni? Ha? İşte onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Yok yapma. Çıkar aklından bu düşünceleri. Çıkar, çıkar. Sustur bunları kafandaki şeyleri. Sil aklından yok. Sen sileceksin sen. Aklımı sen temizleyeceksin benim. Gel buraya. Gel buraya. Tutacaksın ellerimi böyle. Gitmiyorum Yılmaz. Gitmiyorum.
gitmiyorum diyeceğim. Seviyorum seni, yanındayım diyeceğim. Söyle. Yanındayım senin. Ahmet. Seviyorum seni. Başka? Dığım gitmiyorum, Yılmaz'ım gitmiyorum. İşte böyle. İşte böyle. Ben kal dedim mi kalacaksın cennet. Duydun mu beni? Yoksa gittiğin her yere bela götürürsün. Anladım. Ona gör. Haydi bakalım. Katili nasıl da yalvarıyor gördün mü abla? Nasıl da geliyor arkamdan. Öyle bir kafana kısılacak ki haberi yok. Sen hazırlıksızdın. Cennet çaresizdi. Ama ben her şeyin farkındayım. Bir bir anlatacağım. Dökeceğim ortaya yaptıklarımı. Artık onun hayatı ikiye bölündü. Kaderden önce, kaderden sonra. Cennetle sen mezarda yatarken o dört duvar arasında çürüyüp gidecek. Ne yapacağım ben bu parayı ya? Halil, ben mekana gidiyorum oğlum. Enişte dur, ben de geleyim seninle. Sen yat. Uyu dinlen biraz ya. Enişte yatabiliyor mu Allah aşkına ya? Ali Fuat abi öyle bir şey bırakmış ki bana. Yani ne kızı ikna edebiliyorum ne de parayı ne yapacağımı biliyorum. Dün ne diyor biliyor musun bana? Vasiyeti yırt denize at diyor. Nasıl? Ya o hırsından öyle söylüyordur oğlum. Belli etmezse de özlüyor babası. Bak öldüğünü kabul etmesi bile zaman alacak ha. Sen bir sabret, sabırlı ol. Bu arada bir daha konuş. Tamam. Yani yaparsın bir şeyler be oğlum. Ben işte bak aman diyeyim ha, bu sırrı sen biliyorsun diye anlattım ya sana. Sakın ablamlara falan böyle evlatlık, miras bir şeyler söyleme. Aşk olsun ya, ben Zeynep'in aleyhine bir şey yapar mıyım hiç? Ya biliyorsun bu... Ortak olduğumuzda da şey dedi ya, böyle zengin adam bulmuş parasını yiyor falan. Yani bu dedikodu çıkarsa ortaya ne diyeceklerini biliyorsun zaten. Oğlum seni bilen biliyor. Ya orası öyle de enişte. Neyse ben bu işi fazla uzatmadan bir Zeynep'le konuşacağım zaten bugün. Uzatmadan çözeceğim. Ne geçiyor ki aklından? Vallahi geçiyor bir şeyler. Ama tabii Zeynep'in vereceği cevaba bağlı her şey. Feride Hanım. Son 5 dakika. Ondan sonra benim tarife 2'ye katlıyor çünkü. Malum diğer bekleyenlerin hakkına giriyoruz çünkü. Ya arıyorum da duymuyor herhalde. Anlamadım ben de. Peşinden hemen geleceğim dedi ama gelir birazdan. Benim anlayamadığım bir şey var, çok özür dilerim. Şimdi boşanacak olan sizsiniz ya. Biz babanızı niye bekliyoruz? Öyle ama yani... Tamam, protokolü hazırlamaya başlayalım işte o arada. Babam birazdan gelir, o geldikten sonra ben daha rahat edeceğim. Biraz kararsız mı kaldınız siz? Neden böyle düşündünüz Levent Bey? Ne bileyim, böyle bir tereddütleriniz varmış gibi geldi bana şimdi. Çok normal değil mi? Hamileyim. Evliliğim yıllarca sürdü. Sizce de kafamda soru işaretlerinin olması normal değil mi? Soru işaretleri? Ha, anladım. Şöyle yapalım mı? Siz kafanızdaki o soruları bir cevaplayın. Biz ondan sonra görüşelim isterseniz, olur mu? Ya neden böyle söylüyorsunuz şimdi? Yani ne dedim ki ben size? Yılmaz Bey sizinle alakalı çok ciddi ithamlarda bulundu Feride Hanım. Aldatıldığınızı söyledi. O eve hapsedildiğinizi söyledi. Psikolojik baskı gördüğünüzü söyledi. Bunlar yaşandı değil mi? Yani...
kısmen. Ben Yılmaz Bey'e de söyledim. Ben genelde tazminatı çok yüksek boşanma davalarına bakıyorum. Hani bu televizyonlarda barıştırma programları olur ya, avukat gelir, arayı bulmaya çalışır falan. Ben o avukatlardan değilim. Benim sözleşmemde cayma bedeli var, biliyor musunuz? Bakın, hemen altta. Üstelik avukatlık ücretinden daha yüksek. Neden biliyor musunuz? Taraflar birbirini yalvartmak istediğinde araya beni karıştırmasınlar diye. Babanız arıyor. Yılmaz Bey, neredesiniz Allah aşkına? Sizi bekliyoruz. Evet, ben de onu söyledim ama kızınız babam da babam, ille de babam diyor burada. Öyle mi? Geliyorsunuz, tamam. Ben protokolü hazırlıyorum o zaman. Tamam. Geliyormuş. Minibüs geç kalmış. Yalnız çok enteresan bir babanız var, biliyorsunuz değil mi? Minibüs gecikti diye taksi tutacak parası yok. Ama sizin için Levent Töz'ünü tutuyor. Müthiş bir şey gerçekten. Ha. Bir dakika, ama ben protokolü hazırlayacağım dedim ama... kafanızda soru işaretleri vardı değil mi sizin? Ne oldu onlara? Yok. Yok. Kafamda soru yok. Güzel. Güzel. Değil mi? Sana bir şey soracağım. Sen benim yanımda olsan bu üç evden hangisini seçerdin oturmak için? Allah be Kerim. Artık hayatımı yaşayacağım diyorsan rezidans derim. Ha. Ama yok, boşanırım. Tek başıma hayatıma devam ederim diyorsan çatı kıt ideal. Yok abi, çoluğumla, çocuğumla, eşimle beraber bahçede barbekü partisi yapacağım diyorsan da o zaman villa derim sana. Hayır, kısacası sen karar vereceksin Kıvanç. Doğru söylüyorsun aslında Zener ya. Yani iki gün önce ofiste gördüğüm adam bugün ortada yok. Hayat aslında ne kadar gelip geçici değil mi? Ali Fuat'ın olayı beni de etkiledi. Hatta o gün ortadan kaybolduğunda Zeynep'le bayağı uzun uzun konuştuk. Enteresan bir bağ var aralarında. Ama şimdi Halil'le ortaklar ya, Ali Fuat Bey. Belki oradan ilişkileri ilerlemiştir, değil mi? Sahi ne oldu o kulüp işi? Açacaklardı falan. Vallahi ben de dün tazliye için aradım ama soramadım. Yani bence o iş yalan olur gibime geliyor. Çünkü Halil'in tek başına altından kalkacak gücü yok gibi sanki. Mümkün değil yani. Patronluk hayali yalan oldu desene Halil'in. Hala zorluyorsun şansını ha? Tercihlere saygılıyız. Bunu söyleyeyim sana. Zeynep abla. Teşekkür ederim. Sen zaten istemiyor muydun Halil'le evlenmeyi? İstiyorum. E tamam, o da dünden razı zaten. Yapamam Eylül. Yani bu miras şartı ortadan kalkmadan böyle bir şeye evet diyemem. Kendime ait hissetmiyorum. Halil'le konuşabildin mi peki? O ne yapacak mirası? Böyle bir şey kabul etmez herhalde, reddi miras yapar diye düşünüyorum. Bir dakika Zeynep abla, böyle bir şeye izin veremezsin. Hepsi senin babandan kaldı sonuçta. Eylül, ben kim olduğumu bile bilmiyorum ki. Komiser Cem'in kızı mıyım? Olmadığımı biliyoruz. Bey kızı mıyım? O da değil. Soy ismini bile verememiş bana. Geriye tek bir kişi kalıyor. O yetim kalmış çocuk. Ali Fuat Göreli diye bir adam gelip başımı okşadı ve gitti. Ben galiba bir tek o adamı seviyorum. Ne oldu? Nereye geldik böyle? Levent'in ofisine geldik. Levent? Yapma be abi. Biliyorsun ben ondan hiç hoşlanmıyorum ya. Şimdi beni yanına mı götüreceksin yani? Abi iki dakika bekle. Şu evrağı bırakacağım. Geleceğim. Tamam. Vallahi abi. Tamam. Arabada bekle abi. Geliyorum. Tamam. Tamam.
Ne haber Şenay? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizimki müsait değil galiba. Müvekkili var. Feride değil mi o ya bizim Kıvanç'ın eşi? Ne işi var burada? Boşanma davası için gelmiş. İyi tamam bunu. Levent'e verirsin tamam. Tamam. Ne arıyorsun lan burada? Ne diyorsun sen ya? Geç kaldın geç. Evin önüne gelecektin yalvarmak için. Avukatın ofisine değil. Pardon Feride. Boşatacağım dedim ben sana. Ha sen böyle bakarken attı imzayı. Bir şey daha diyeceğim. Yılmaz'ı göstermeyeceğim sana. Yılmaz mı? O kim lan? Benim torunum. İnşallah bir gün tanışırsınız. Haydi bakalım. Şişt, bir gelsene sen buraya. Öyle haydi bakalım da olmaz. Bir gel. Oğlum, gel bir gel gel. Şişt, ya bir gelsene sen buraya. Ya bırak tamam ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Levent'ten öğreniriz. Hayır abi Levent'ten öğrenmeyeceğiz. Yürü. Bakacağız. Baba. Sen mi çağırdın bu iti aşağıya? Kimi? Aha bundan bahsediyorum işte. Feride. Ne oluyor burada? Bundan sonra müvekkilimle değil benimle muhatap olacaksın Kıvanç'ım. Levent saçmalama. Karşındakinin kim olduğunu farkında değilsin herhalde sen. Levent ne oluyor? Valla kusura bakmayın arkadaşlar. İş başka, arkadaşlık başka. Yapacak bir şey yok. İşte avukat. Dedim sana. Ceketine kadar alacak diye. Ceketim mi? Ya Feride hayatım senindi ve ömrüm senindi. Şimdi cekete kadar düştün mü sen? Ciddi misin sen gerçekten? Tamam. Al sana ceket, al. Tepe tepe kullan ceketi. Şov yapma lan. Başlatma ceketinden. Abi yürü hadi gidelim, ne yapıyorsun? Ya bir bırak. Dakika Caner, bir dakika. Ben hiçbir yere gitmiyorum şu ceketime kadar. Benden alan protokolü ben bir göreceğim arkadaş. Nerede bu? Bakayım. Göstereceğim. Ama önce bir sakin ol, olur mu? Önce bir sakin. Çünkü Feride Hanım'ın iddiaları öyle yenilir, yutulur cinsten değil. Doğru mu Feride? Bir kahve içemiyor muyuz? Ne demek ya tabii. Şenay'cığım bize kahve gönderebilir misin? Şu tezkide bir tane kız yazdı mı? Abi kimi aradıysam da onu. Bakıyorum bir yandan. Merak etme bulacağız. De yarın böyle şey gelmesinler ya. Üniforma falan olsun herkese tamam mı? Renkli şeyler de istemiyoruz. Ben de. Eyvallah. Selam Halil. Aa hoş geldin Gülbaz. Hoş bulduk. Aa şunlardan sana da vereyim mi bulunsun sende? Teşekkür ederim. Nasıl beğendin mekanı Şonay'la? Yarın rütuşlar için birini göndereceğim. Eğer işine sinmeyen bir şey varsa söyle ona göre hazırlıklı gelsin. Aa, yok yok sağ ol. Yani gayet iyi her şey de bir iki tane boya şeyimiz var. Enişten biliyor zaten çocuklara yardımcı olur. Tamam. Bu arada ödeme gelmiş hesaba. Teşekkür ederim. Tabii canım o söz verdiğimiz gibi. Kahve sözün de vardı. Hatırlatayım mı o zaman? Tabii ama şey işler bir yoluna girsin. Ben beklerim her zaman seni. Hatta bence biz onu yemeğe çevirelim. Nasip kısmet ya Gülbahar. Şey yapalım bir işler yoluna girsin. Zaman bulursak hep beraber otururuz. Müstakbel eşim de gelir. Kim? Benim avukat var ya Zeynep. Olur tabii. Tamam. Yarın akşam görüşürüz o zaman hadi. Görüşürüz. Yalnız bir çeşit yıkım yaşadı ha. Halil, yaptın be oğlum. Bak, yaptın. Beraber yaptık be enişte. Sırada yapılacak ne iş var? Sen onu söyle enişte ne oğlum. Enişte artık iş yok da. Sen bu Ali Fuat abinin yerine
Sen yaparsın oğlum da yeter bana. Yaparsın be oğlum. Sen hem de en iyisini yaparsın. Aslanım benim. Olmadı değil mi? Ali Fuat gibi olmadı. Şimdi yalan söylemeyelim Ali. Hiç kimse Ali Fuat gibi olamaz. Baban da oğlum o senin. Ben bile öyle saydım. Ben çok yalnız hissediyorum enişte. Önceden ne güzelmiş ha. Babam yok diyordum, geçiyordum. Tertemiz. Hiç acısını bile hissetmiyorum. Ya bu ne fena bir şeymiş böyle ya. Yani insanın baba bildiği birini kaybetmesi nasıl bir yaraymış böyle. Hiç yeri dolmuyor adam. Bir yolu var aslında. Sen baba olacaksın Ali. Evleneceksin inşallah. O özlediğin baba sen olacaksın. Bu Mevla ne burada? Ne bu? Feride Hanım'ın bu konuda zorluk çıkaracağını zannetmiyorum. İstersen takside de bağlayabiliriz Kıvanç'ım. Onu sormuyorum ben sana. Siz neye karşılık istiyorsunuz bu parayı? Ha? Bir sakin ol, konuşmaya geldik tamam, öyle değil mi? Tamam canım, konuşuyorum ben de zaten. Bir dakika, neye karşılık istiyorsunuz? Bir söyleyin bakalım. Ne? Manevi tazminat. Tabii aldatılmanın bedeli parayla ölçülemez ama... en azından müvekkilimin içini soğutacaktır diye düşünüyorum. İftira mı atıyorsun şimdi Feride? Ha? Ne bu? Ulan karı getirdin ya yanında. Arabaya geç dedin ya. Konuşsana kızım. Söylesene adı neydi? Eylül müydü neydi işte? O kızla beraber geldin ya. Sosyal medyada da görmüştüm senin yanında fotoğraflarda. Ya o benim iş arkadaşım Feride. Sen bunu biliyorsun zaten. Hadi baban neyse paranın peşinde de sen nasıl beni bu hallere sokuyorsun? Farkında mısın ne yaptığını? Ya söyleseydin o zaman Kıvanç. Açıklasaydın, özür dileseydin. Tamam demedim mi sana karakolda tut elimden her şeyi geride bırakalım demedim mi Feride? Ama sen babanın ayaklarına kapanmamı istiyorsun. Tamam öyle bir adam olsam peki. Beğenecek misin beni ya? Sen böyle bir adamı ister misin ha? Cevap vermek zorunda değilsiniz Feride Hanım. Biz iddialarımıza devam edelim mi? Edelim. Senin eve kamera taktırdığın doğru mu Kavacı? Doğru, ne var? Peki Feride Hanım'ı babasıyla görüştürmediğin... kartlarına engel koydurttuğun doğru mu? Hepsi doğrudur. Hatta eksiği var. Ben söyleyeyim. Telefonunu aldım elinden. Tepesine bir adam diktim. Var mı? Var. Kişiyi temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakmak var. Bak ne kadar güzel. Reddetmiyorsun, kabul ediyorsun. At imzayı ben de sunayım mahkemeye. Bitsin. Aynen. İmzaladın mı Feride? Tamam verin kalemi imzaladım. Hayır, tabii tabii. Al. Kayınpederim son kıyağı olsun. Al lan, at imza. Al. Boşanacağız Feride. Tamam, boşanacağız ama... benim şartlarımla boşanacağız. Çekişmeli boşanacağız. Hadi bakalım. Kıvanç yapma Allah aşkına. Ceketi de kaybedeceksin. Yapma şöyle şeyler kardeşim ya. Feride sen beni şu adamın ağzına düşürdün. Sen bana bunu yaptın ya. Gerçekten helal olsun sana Feride. Ne diktin gözlerine bakıyorsun lan kızın? Ha? Tamam sana bakayım lan o zaman. Sana anlatayım ben ha. Bak bana bak. Tamam. Bana anlat. Mahkemede benim de bir iddiam olacak. Karım Feride Büyükdere ebeveynlik açısından yetersizdir diyeceğim. Değil karnındaki bebeğe bakmak, kendine bile bakmaktan acizdir diyeceğim. Sen ne diyorsun ya? Bebeğimi mi alacaksın sen benden? Ne bakıyorsun kız ona? Zarif atıyor, zarif. Sen baba oldun da benim kızım ana olamadın. Onu mu diyorsun ha? Yahu
babasını görmedi diye karnındaki çocuğu aç bırakan bir kadından bahsediyoruz. Ya depresyondaydım Kıvanç. Depresyondaydım. Babamla beni görüştürmüyordun. Babamı özlemiştim, üzgündüm. Kötü müydün? Peki altınları bozdururken nasıldın? Feride nasıl hissediyordun? Arabayı ona buna rehin verip peşkeş çekerken iyi mi hissediyordun ha Feride? Nasıl? Yok evliliğin temel ilkeleri de derinden sarsılmış. Yahu tepe taklak dönmüş bu evlilik be. Çalkalıyorlar, çalkalıyorlar be. Ya tamam, nereye gidiyor bu iş? Abi çıkalım, ne olmuş? Gitmesi be? Gereken yere gidiyor Caner. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gidiyor bu iş. Bak rapor aldıracağım kızına. O çocuk doğar doğmaz elinizden nasıl alıyorum görün bak siz. Sen benim kızıma deli mi diyorsun lan? Lan senin yanında sağlıklı kalmak mümkün mü be? Ben delirdim ben. Ya. Bu kız nasıl sağlıklı kalsın? Beni delirtti. Gel bas lan. Bas. Götür şunu şuradan. Hadi abi. Bas git. Bir dakika canım. Hiç ağlama Feride. Bugün harika bir performans sergiledin. Aferini kaptın babanda. Hadi abi. Hadi yürü lan yürü hadi. Hadi, hadi abi. Tamam kızım tamam. Ağlama. Kadınız neşe bir anasını satayım. Aferin Feride. Pabuç bırakmadım ama. Haydiye. Soğutma. Damada bak. Boş atıp dolutsacak. Hangi mahkeme verir ona yeni doğmuş çocuğu? He? Gözünü korkutmaya çalışıyor. Sakın ararsa cevap verme. Direkt Levent'e pasla. Baba. Ha? Alamaz değil mi bebeğimi? Ya yemek yememiş diye. Çocuk mandır insanın elinde. İştahı yokmuş deriz. Bu kadar basit. Ama hani Levent Bey, bebek konusu çok önemli dedi ya. Hani iyice bütün iddiaları araştırırlar dedi. Bak hele Feridem. Niye titriyorsun yaprak gibi? Ha? Bak. Şu dünyada yüzüne bakıp da acaba mı demediği tek insan sensin. Zerre gram şüphe yok kalbimde senin için. Acaba bu beni satar mı diye. Sen kanlı yemeni yıkayınca ben ne yaptım? Atmadım kendimi ortaya. Ha? Ben seni harcatır mıyım Feride? Bak, sen benim yanındayken korkmayacaksın. Yemiyorum, içmiyorum, Levent'i tutuyorum. Ne için? O şerefsizden, o tokadın intikamını almak için. Yani korkacak olan sen değilsin. Karşımızda olan korusun. Anladın mı? Haydi haydi, soğutma. Sende para var mı için? Ne yapacağım parayı? İş görüşmesine gideceğim. İş görüşmesine mi? Çalışacak mı? He, çalışacağım. Niye ki durup dururken? Böyle canıma tak etti artık. İçkiyi bıraktım artık. Hayır, ne oldu yani? İçince gözüm dönüyor. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sonra pişman oluyorum ama geç oluyor. Şaka lan şaka. Karaciğer elimde geziyor. Daha da içmeyeceğim artık işte. Yok yani içme tabii canım. Ben merak ettim de ondan. İyi. Para getir haydi. Çıkayım. Birkaç yerden iş geldi. Ah. Baba ben de geleyim. Gel bakalım haydi. Halil de götür be bari. Yok yok. Ona gelmez bizim gezdiğimiz yerler. Öyle değil mi sırdaş?
Haydi bakalım düş önüme. Kalk haydi. Gel gel. Geç. Geliyorum ben şimdi. Baba niye hastaneye geldik? Yatanlara bakıp halimize şükretmek için kızım. Gel. Az bekle kızım. Ben birine bakıp geleceğim, tamam mı? Ya kusura bak babacığım, bir şey soracaktım. Hülya'nın odadayı da hasta. Birine benzettim de nesi var acaba, iyi mi? Solmadan mı diyorsunuz siz? Evet, evet. Felç mi ya? Konuşamıyor. Boynundan aşağısı tutmuyor. Sağ olasın başım. Haydi ısır bakalım. Sırdaş. Gezdiğimiz, yediğimiz hep bize, kendimize. Sakın. Haydi bakalım. Hadi kızım ısı. Niye yemiyorsun? Ha? Oh. Oh. Aferin kızıma bakayım. Ay. Kurban oldum ya. Nasıl, beğendin mi? Ay kurban olurum sana. Bak. Ben Yılmaz için sardım. Babanın hatırı için ye. Al. Hadi kızım al. Ye ye. Ha. Bak sana bir tavsiye Döner. Evleneceksen bir gün görücü usulüyle evlen. Yani aşk maşk fasafiso. Aileler anlaştı mı tamam, her şey çözülür. Bunu sen mi söylüyorsun? Yok ben söylemiyorum, deneyim söylüyor. Deneyim konuşuyor burada yani. Sen düğünümüzde vardın. Gördün nasıl güzel evlendik değil mi? Şimdi bak nasıl ayrılıyoruz. Ya kendimden utandım oradan. Ne hale geldim ben böyle demek? Bu Eylül mevzusu ne? Ne oldu? Ya olabilir mi sence öyle bir şey Caner? Yanımda gördüler bir kere. O Levent tazminatı arttırmak için leke sürüyor kızın adına. Sen şimdi ciddi ciddi boşanıyor musun Feride'den? Yani başka çaresi mi kaldı? Sen de gördün bugün Döner. Ne yapayım artık, olacağına varsın. Savaşsa savaş. Seviyor musun bu kadını? Sen Levent'in ofise çıktın ya. Hı. Hani biz bir villaya bakıyorduk arabada. Ben o ara o villanın kaporasını ödedim. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Bir de o villaya bebek odasıyla barbekü sipariş ettim. Haklı Kıvanç. Hı hı. Tabak koymayın bize. Biz buraya kadar doluyuz ha. Afiyet olsun. Levent davayı açmaya hazırlanıyormuş. Tek celsede olmaz ama sonunda karlı çıkacaksınız diyor. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Yusuf. Dükkana nasıl işler oğlum? Ben uğrayamadım. İyi dede.
Poşet azalmıştı. Poşet sipariş verdim. Yarın gelecek. Bir de ocak hava yapıyordu. Ben temizledim ama yine sen bakarsın. İşte benim yetiştirdiğim çocuk. Ateş, ateş! Yılmaz da öyle olacak ha. Dükkanın bir ucundan Yusuf, bir ucundan da Yılmaz tuttu mu... ...zincir zincir kadayıfçı deli Yılmaz ve mahrumları. Aslanım benim. Dede. Ha. O ne? Turuk enişten vardı. Dedene verirsin dedi. Dayımın açılış davetiyesiymiş. Lan bunu söyleyemez bu. Kulüp 40 diyor ya. Demek ki artık söyleyebiliyor. Anne. Hı. Yarın akşam diyor. Gidecek miyiz? Benden sonra Halil'le konuştunuz mu yoksa? Yok baba, öyle evin önünden geçerken gördüm. Neyle açıyormuş? Kayınpederine mi sıvanmış şimdi de? Ha? Ondan herhalde adama içeri içeri diyor. Dayımın artık kimsenin parasına ihtiyacı yok. Nedenmiş o? Çünkü Ali Fuat Bey açılış için gereken parayı bırakmış zaten. Bana inat bırakmadıysa o parayı ben de bir şey bilmiyorum ha. Allah'ın ipsisini giderek evlendirdi. Bir de dükkan sahibi yaptı. Son şakasını yap dedikleri bu herhalde işte. Oğlum, hadi elini yüzünü yıka yavrum. Sofra hazır, hadi. Kim o? Kader Hanım'da değil mi o? Görüşüyor mu bunlar hala? Kaç gündür sesi soluğu çıkmıyordu. Ya işte... bugün minibüste karşılaştık kadınla. Ha? Kadın indi, arkasından da babam. Sen tek başına mı gittin? Seni yalnız mı bıraktı yani? Ya sonradan geldi işte yanıma. Ya ben inanamıyorum sana Feride, aklım almıyor yani. Sen tek başına boşanma avukatına gidiyorsun, o da kadının arkasından gidiyor, öyle mi? Ben ne diyeyim ki? Ya bundan sonra yaşayacağın her şey müstahak sana. Kıvanç'ta da şu kadar akıl varsa boşanma teklifini kabul eder. Seray, kaldır kızım benim tabağımı. Bende iştah falan kalmadı. Siz yiyin kardeşinle. Afiyet olsun. Hadi. Kader Hanım, hiç beklemiyordum biliyor musun? Dedim sildi beni herhalde. Tarihin toz sayfalarına gömdü. Mezarlıktan ayrıldıktan sonra düşündüm biraz. Müjdeli haber diye geçiriyorum içimden ama... Yarın çocuklarınızla tanışmak, ev ortamınızı görmek için bir kahveye gelmek istiyorum. Tabii müsaitseniz. Müsait ne kelime? Günüm sizin. Ama ne düşündünüz de böyle bir karar verdiniz? Ne tesir etti merak ettim. Cennet Hanım. Cennet Hanım. Ona sor dediniz ya. O lafın gelişiydi ama. Bilmiyorum ama ben yine de oturdum o mezarın başında. Kulak verdim ona. Ne dedi? O da aramızda artık. Zeynep. İyi akşamlar. Geleceğini hiç söylemedin. Ya öyle oldu işte. Sen tek gidersin değil mi eve biz Zeynep'le kalsak? Aa, tabii tabii. Zeynep abla, senin anahtarın var nasılsa. Tamam. Ben zaten gecikmem, merak etme. İyi akşamlar. Beni gıcık etmek için konuşuyorsun değil mi böyle? Anahtarım var, geç kalmam falan. Ne alakası var? Hadi gidelim, gel. Ne yaptın? Ne? Dünkü meseleyi, vasiyeti. Sen ilgilenmiyorum demedin mi? Dedim. Tamam, ilgilenme o zaman. İyi, tamam. Öbür meseleyi ne yaptın? Hazır mısın açılışa? Ya öyle çok şaşalı bir şey yapmayacağım ki. Böyle tanıdıklar arası yemek daveti gibi bir şey. Yani maksat açıldık demek olsun. Zaten tadımız da öyle çok fazla. Mecburiyet işte. Son zamanlarda hayatımızda ne çok mecburiyet oldu değil mi? En güzeli de sensin. Sen bana mecbur musun yani?
Nasıl sen bana değil misin? Bak değilsen sağa çekerim, çeker giderim buradan ha. Yani biz birbirimize, birbirimizin nazını çekmeye... ...sonra... ...sizinkilerle görüşmeye, konuşmaya mecburuz bence. Sakın bize gidiyoruz deme. Zeynep seni bekliyorlar ya. Halil. Ama bak gerçekten çok üzgünler, ben gördüm yani. Benim eve kadar gelmişler biliyor musun senden haber almak için? Yani Yılmaz'la da o kadar ağız talaşına girmişler. Allah'tan son dakika yetiştim yani onlara. Neyse sonra oturup konuşabildik. Ben bu evlilik meselesini de çıtlattım bak, haberin olsun. Ama vasiyet konusuna hiç girmedim. Ya sen ne ara affettin ki onları? O kadar çok şey söylediler sana o akşam. Ben buna da mecburum işte, ne yapayım? Ben seni seviyorsam her şeye mecburum. Ya en azından oturup bir dinle, bir açıklamalarına izin ver yani. Bak ne olursa olsun sen 27 sene boyunca bu insanlara anne baba dedin. Öyle bir kalemle silip atmak olmaz ya. Bakın konuşun bitsin bence artık. Tamam. Bir dakika bir dakika, hemen nereye gidiyorsun ya? Dün biz seninle bir şey konuşmadık mı? Halil lütfen. Ya ne lütfen? Dün aslında ben sana bir teklifte bulundum Zeynep. Gerçi sen beni dinlemedin ama. Ben de sana hayır dedim. İşte sen bana, yani daha doğrusu benimle evlenmeye mi hayır dedin yoksa mirasa mı hayır dedin? Halil sen bizim evden çıktığında ben senin arkandan gelmedim mi? Bence benim cevabım gayet açıktı. Ya tamam, niye sinirleniyorsun ama ya? Ben belki senden duymak istedim bir kez daha. Ne var bunda? Halil ben seni hayatımdaki her şeyden çok seviyorum. Benim seninle evlenmek için ne mecburiyete ne de şarta ihtiyacım var. Mutlu olmak için o mirasa ihtiyacım yok. Geçmişin yükünü hayatımda istemiyorum. Tamam. Sen şu işi hallet de biz yarın açılışta bir karara bağlarız. Anneciğim. Nasıl özledik seni. Biz yanında olmak istedik ama. Zeynep. Niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Ben senin babanım ya. Zeynep, annem bir şeyler hazırlamış. Sofraya geçelim istersen ha. Eski günlerdeki gibi hem yeriz hem konuşuruz. Böyle iyi. Peki. Zeynep. Biz aslında cenazeye gelecektik. Ama... Niye? Evden kovar gibi gönderdiğiniz adamın cenazesine niye gelmek istiyorsunuz ki? Bak Zeynep. Bizim Ali Fuat'la aramızda bir mesele yoktu aslında. İkimiz de... Evet ikimiz de seni her şeyden çok sevdik kızım. Aramızdaki tek mesele buydu. Seni paylaşamadık o kadar. İyi. Mutlu susana kaldım işte. Boncuğum yapma ne olur kızım. Bana kızım deme. Zeynep bize çok büyük haksızlık ediyorsun. Sen de suç ortağını mı savunuyorsun bana? Annenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Ayrıca biz seni buraya kavga edelim, tartışalım diye çağırmadık ki. Ya öyle mi? Tamam şöyle yapalım. Siz bana bütün bunları açıklayın. Tamam mı? Bunları bana bir açıklayın. Tartışmadan sakin sakin konuşalım biz. Hadi. Hatırladın mı bunları Cem Komiser?
senden sadece her doğum gününde benim fotoğrafımı istemiş. Bunları da bana getirmeni. Ama sen almamışsın bile. Hapishaneye geri göndermişsin ya. Çünkü seni geçmişinden korumam, kaçırmam gerekiyordu. Öz babamdan değil. Bak. Hadi birlikte bakalım. Bak. Üstünde ne yazıyor ha? Görüldü. Yani herkes tarafından okundu bu mektup. Doğru okuyamadım. Ama eğer ben Ali Fuat'ın dediğini yapsaydım, o şerefsiz sefer seni çoktan bulmuş olacaktı. Birinin acımasız olması gerekiyordu. Zeynep, o da ben oldum. Ya sen bana açıklamak yerine dört duvar arasındaki bir adamla mı savaştın? Gerçekten çok adil davranmışsın. Bravo sana. Zeynep, Zeynep dur. Zeynep, ne olur yapma böyle kızım. 27 yıl. 27 yıl. Zeynep, sana babalık yapmış bir adamı, beni, babanı silmek bu kadar kolay. Seni sevmenin, kutlamanın, korumanın karşılığı bu mu? Sizi affedemiyorum. Ama sizi bir o kadar çok seviyorum. Yani sizin kavganız, yani sizin savaşınızın tek kaybedeni ben oldum. Zeynep, Zeynep ne olur özür dilerim. Zeynep. Özür dilerim. Hayırlı olsun. Sesle daha çıkmayınca biz iptal zannettik. Ya başta açıkçası ayağım geri geri gitti de. Sonra dedim ben beklersem iyice soğuyacağım bu işten. A gayret dedim girdim artık. İyi olmuş. Maddi manevi bir şeye ihtiyacın var mı? Yakın gelecekte benim bir planım yok da çünkü. Ya ben onu bugün duydum ya. Ama biz saçmalamasanız mı acaba ya? Nereden çıktı ki bu boşanma? Yani onu kardeşine söyleyeceksin Halil. İstedikleri tazminatı bir duysan. Abi o adam öyle yaptı kızı ya. Gerçi ben onun da neresini savunacağım ki şimdi? Ama istiyorsan bizim kıza gidip konuşabilirim. Yok kardeşim sen hiç boşuna ağzını yorma. Ben zaten bugün ümidimi kestim Feride'den. İyi ne diyeyim abi? Yetişkin insanlarsın sonuçta. Öyle gerisi de hukuk savaşı zaten. Ya benim senden bir ricam olacak böyle kötü zamanda denk geldi ama. Yok işe güce devam ediyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim? Aramızda kalır değil mi? Tabii ki. Sana mı bıraktı Ali Fuat Bey? Aynen, aynen. Yalnız bak dediğim gibi bak aramızda kalsın. Bir Zeynep bir de ben biliyorum. Yani. Zaten buraya da o yüzden geldim ben. Bu konuda bir şey rica edeceğim senden. Gelsene iki dakika. Ne yapacağım ya gece gece dışarıda? Sen ne? Kızım gel konuşacağız. Şuradan minder alsana iki tane. Ne minderi? Ya kızım getirsene şuradan. Allah Allah. Gel.
boşanacağım mı? Sen kimden duydun ki? Kıvancı gördüm bugün. Seni mi aradı? Beni ne arayacak kızım? Adamı ümidi kesmiş senden ha. Ben davetiye götürdüm orada. Bir ara konuştuk işte. Ne diyor ki? Ya sen onu boş ver şimdi. Asıl sen ne diyorsun? Ha? Bana bak. Atla arabaya götüreyim seni evine. Ne bakıyorsun kızım öyle? Yaparım ben, biliyorum beni işte. Seni götürür evine bırakırım, gelir bu evi de bu adamın başına yıkar mı? Ya ben senin abinim abinim. Senin yuvanı kurtulacaksa ben her şeyi yaparım. Sen yeter ki yap da bana. Yok. İyiyim ya ben böyle. Buradayım yani şimdilik. Aynen iyisin sen burada aynen. Ne bekliyorsun peki sen burada? Anlamadım ki. İzin mi verecek bu sana? Ne alakası var ya? Kızım nasıl ne alakası var? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ekip tamamlandı. Gel gel. Geldim. Kızımız nasıl kurtulacak onu konuşuyoruz. Ya sen biliyor musun bana neler söyledi? Ha? Biliyor musun? Akıl sağlığı yok, rapor alacakmış bana. Düşünebiliyor musun? Kızım adam haklı. Senin Şiraz'dan iyice kayboldu bence. Farkında değilsin ki sen. Ya ben de söylüyorum ama hala dilekçe veriyor avukatlara. Olaya bak ya. Ben bir tarafta evlenmeye çalışıyorum, bu burada boşanmaya çalışıyor. Sen? Ben ne yapayım? Çile dolduruyorum işte. Gerçekten ciddi ciddi evleniyorsun yani, öyle mi? Şaşırttın beni. Yani tarihi falan belli oldu mu? Daha belli değil. Yüzük aldın mı? Böyle yüzükle evlenme teklifi ettin mi? Yüzük mü? Ay şart mı yani yüzük, anlamadım ki. Biz zaten nikahlanınca yüzük takmayacaklar bize. Evleneceğimizi ikimiz biliyoruz yani, teklife de gerek yok bence. Niye teklif edeyim ki? Ya hayır yani. Kızlar öyle parıltılı yüzükleri falan severler de o yüzden söylüyoruz. Sen bilirsin de. Bir hoşluk yap bence. Tamam. Yaparız hoşluğumuzu. Ama sen de hoşluk yap ha. Sen de yarın açılışa gelin işte. Sen çocukları da alırsın. Bakarız. Kıvanç da geliyor ha yarın. Açılışı. Kızım bak, gelin baş başa bir konuşun sizi Kıvanç'la. Hem de hayatta bir kere şu kardeşinize bir arka çıktık dersiniz ya. Zeynep Hanım'ın ofisi, buyurun. Merhabalar, ben dün de aramıştım Zeynep Hanım'ı. Cennet Hanım'ın tavsiyesiyle demiştim, hatırlarsanız. Hatırladım, buyurun. Döndü mü acaba diye bir sormak istemiştim. Evet, döndü ama şu an ofiste değil. Kendisinin bilgisi var ancak, isterseniz telefon numarasını paylaşabilirim. Tamam, hemen not alıyorum. Tamamdır, söylüyorum. Ne dediniz dayıma? Gidiyor muyuz açılışa? Ne diyorsun Feride? Yani gidelim de babama ne diyeceğiz? Ya onu ayarlarız bir şekilde. Hep beraber gezmeye gidiyoruz falan deriz. Ya açılışın tarihini biliyor adam. Kesin anlar diyorum. Peki senin gitmeye niyetin var mı? Yani Ali Fuat'a o kadar laf ettik. Ali'yle destek için gidelim diyorsanız bilmem. Adamcağız öldü zaten. Hem dayım kaç kere söyledi suçsuz diye. Ne yaptınız siz ya? Temizlik yapıyoruz baba. Toplayın hemen, toplayın haydi. Niye ki? Misafirimiz geliyor. Kim? Kalyan Hanım. Nasıl? Hiç. Arkadaşım değil mi? Kahve içmeye davet. Yok, o kadın bu eve giremez. Ne demek giremez? Ev benim. Size mi soracağım? Tamam. Baba ama... Hiçbir bağımız yok ki bu kadınla. Niye kadın bizim evimize geliyor? İşte o bağ kurmak için kafanız basmıyor mu? Baba sizin niyetiniz ne? Bırakmıyorsunuz ki niyete gireyim. Baba bu mümkün değil yani. O kadın bu eve giremez. Ne olursun bize bunu yapma ya. İzin istemiyorum ki zaten. Allah'ım ya Rabbim ya.
Toplayın lan şuraları haydi. Kahveyi de koyun. Neredeyse gelir. Of. Ya ne yapacağız Feride? Ya mümkün değil, ben bu kadını içeri alamam. Abla ne yapalım? Çağırmış. Kadının da bir kabahati yok ki. Ya tamam yok da ne yapacağız şimdi yani? Buraya gelecek, oturacağız, karşılıklı muhabbet mi edeceğiz? Hah geldi galiba. Sen dur, ben gideceğim. Abla. Ne abla? Gidip kibarca müsait olmadığımızı söyleyeceğim. Günaydın Birsen. Yılmaz Bey evde mi? Abla. Günaydın. Halil. Siz böyle buyurun içeri. Buyurun buyurun kızlar, siz hanımefendiyi alın içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber canım? Kim de bu? Yılmaz niye soruyor? Şey o bizim eski komşu. Başsağlığına gelmiş. Yeni haberi oldu herhalde. Beni tanıdı, ben tanıyamadım. Ya sen nereden hatırlayacaksın? 1000 yıl oldu onlar taşınalı. Neyse, geliyor musunuz akşam? Bilmiyorum, bakacağız. İyi abla, daha bir şey demiyorum zaten. Siz bilirsiniz de bak. En azından Feride için gelin bence. Bak yani bu köprüden önce son çıkış bence. Bunların evliliği gerçekten kritik durumda. Ben söyleyeyim, benden çıksın. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Babam son anda söyleyince geleceğinizi. Sürpriz olsun dedim. Birsen nerede? Buradaydı. Birsen nerede? Bir çağır kızım hadi. Hoş geldin dedin mi Kader Hanım? Dedi dedi. Biz sohbet ettik onunla aşağıda. Bu arada nasıl içerdiniz kahvenizi? Orta alayım zahmet olmazsa. Ben de size uyayım. Bana dokunuyor zaten biliyorsun. Anne. İstemem. Kapıda oğlunuzu gördüm ben. Karşı evden çıktı. Onu görmüşsünüzdür. Abim ya Halil. Gördüğünüz gibi hepsi etrafımda. Oğlanla aramız o kadar bozuk ama gene soluğu burada alıyor. Birsen'i de evlendirmek istiyorum ama bitmiyor. Feride desen kocadan nasıl kaçtığını bilemedim. Ana ocağı hiçbir şeye benzemiyor tabii, değil mi? Ana ocağı, baba kucağı. Hepsini gücümüz yettiğince kucaklıyoruz. Seraycığım, şu kurabiyelerden de ikram et istersen. Yok, biz çok tokuz. Kurabiye yemeyiz, sağ olun. Ben yerim ya. O kadar zahmet etmişsiniz. Seray, tabağa gerek yok kızım. Şöyle dağıtılır. Haydi. Almayayım ben, sağ ol. Feride, sen de al kızım. Yılmaz'a iyi gelir. Torunum. Hı. Çok güzel olmuş ha. Ellerce sağlık. Kıyım kıyım. Afiyet olsun. Ununu az tutuyorum da ondan. Bir ablamdan almıştım tarifini ben. Feride'cim sen seversin bence. Tanıdık geldi. Daha önce yedim gibi sanki. Ya annemin hep yaptığı kurabiye işte. Herkesin eli farklı tabii.
Halil'e de ayırın isterseniz. Fazla yaptım bilerek. Yok yok. Halil yemez. O zaten evde değil. Çalışıyor, iş güç koşturuyor hep. Sahi o ne işle meşgul? Yıkılacak adam arıyor. Ne yapsın? Kulüp açıyor da şimdi. Onun işleriyle uğraşıyor. Evet, hatta bu akşam açılışı var. Öyle mi? Aa, ne güzel. Hayırlı olsun. Ama bak, üzüldüm ben şimdi. Niye? E, kızlar geceye hazırlanmayacaklar mı? Gece derken? Az önce dediniz ya, çocukların hepsi bir araya toplandı diye. Ne güzel, kardeşleri bir mekan açıyormuş. Böyle bir zamanda onu yalnız bırakmayacaklar herhalde. Yoksa aranız bozuk diye mi izin vermiyorsunuz? Ya ben görüşmüyorum da. Onlara her şey serbest. Gerçekten mi? Herhalde. Kim karışıyor ki size? İki evin arası metro hattı gibi. Git gel. Çocuk işte konuşuyor. O zaman ben fazla tutmayayım sizi. Müsaadenizi isteyeyim. Anca hazırlanırlar geceye. Niye? Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bir gün ben de bekliyorum sizi bana. Müsait olduğunuzda tabii. Feride'cim, sen nasılsa biliyorsun evi. Görüşmek üzere tekrar. Çok teşekkür ederim kahve için. Ben sizi geçireyim, buyurun. Pirsen'cim, görüşürüz. Buyurun. Evi biliyorsun diyor bir de. Ne oluyor yani şimdi? Gidiyor muyuz açılışa? Ben size dedim ama değil mi? Bu kadın bizim hayatımızı değiştirecek diye. Kurabiyeler de anneminkinin aynısı. Ya saçma sapan konuşmayın. Dayının kulağına giderse sen görürsün o zaman hayatımız nasıl değişecekmiş. Bir alımlar, bir çalımlar. Kurabiye de almış gelmiş. Durun dururken. Ben anlamıyorum ki. Nasıl? Bizim gençler böyle işte. Maşallah. Çok güzel bir aileniz var. Demek ki başkasının lafıyla hareket etmemek lazımmış. E, her şey tecrübe tabii. E, madem çocukların akşam programı var, siz de yemekle uğraşmayın, bana gelin akşam. Ama tabii siz de açılışa gidecekseniz başka zaman da olur. Yok ya. Çocuklar kendileri gider. Ben size geleyim. İyi. Bir söyleyin bakalım ne seversiniz, onu yapayım madem. Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Ben uzun zamandır böyle bir soruyu duymamıştım. E, o zaman üzmeyin ben sizi. Ne demişler? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Tatlı için zahmet etmeyin. O da benden olsun. Olsun bakalım. Hadi akşama görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Zeynep abla. Ha, Eylül. Ya ben Halil'e açılışa gelirim dedim ama ne giyeceğimi bulamadım. O yüzden ben biraz erken çıkıp bir şeyler alacağım kendime, tamam mı? Ya Zeynep abla, ben demin bir şey gördüm ama Kıvanç Bey'in masasında. Daha doğrusu istemeden gördüm. Ali Fuat Bey'in vasiyetiyle ilgili. Kıvanç Bey mi ilgileniyor artık? Bilmiyorum. Miras talebi için mahkemeye mi başvurmuş Halil? Yani anlamadım ki, öyle görünüyor. Aa. Hakikaten kulüp 40 koymuş adını. Ya ne diyeceğim ya? Bir fotoğraf çekelim mi? Olur. Tamam, ben çekiyorum o zaman.
Enişte, her şey yolunda değil mi? Sıkıntı yok. Yolunda oğlum. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Aa, bizimkiler geldi. Hoş geldiniz. Vallahi gecenin sürprizi oldunuz ha. Hoş bulduk. Allah. Canım. Çok sağ ol ya. İsmi de çok güzelmiş. 40 kere maşallah. Enişte. Kızım. Ne iyi ettiniz geldiniz ya. Vallahi sizsiz olmazdı. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuş bu arada. Kıvanç daha gelmedi ha. Ya bana ne? O yüzden mi geldim ben? Ben seni o yüzden çağırdım, haberin olsun. Dayı, buranın kirası kaç para? Ticari bekleme yapma oğlum, yürü, yürü. Hadi geç. Geç çocuklar, geç. Geçin, geçin. Olmazsa sizin işte. Yerimizi de ayırmışsın. Nereden biliyordun geleceğimizi? Kızım, sizin yeriniz bende her zaman ayrı, bilmiyor musun ya? Sahi siz evden nasıl çıktınız ya? Dedem eve geç gelecekmiş. Biz de fırsattan istifade çıktık. Hala şu adamdan izin bekliyorsunuz ya, var ya. Neyse, ben canımı sıkmayacağım bugün. Size Zeynep gelmeden bir şey göstereyim. Dayı, bu ne? Bayıldım. Aferin, laf dinlemişsin. Çok güzel bir seçilmiş bence de. Beğenirdi mi ya? Valla ben şimdiden evet dediğini duydum bile. Ya kızım, tamam, heyecanlandırmayın. Siz... Halil Bey, bir bakabilir misiniz? Tamam, siz siparişleri verin, ben geliyorum. Tamam canım, sen bak işine. Allah utanmasın. Kıvanç Erişe geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Hayırlı olsun. O elini de bana kısa getirmiş yanına, gördün mü? Feride, saçmalama artık. Bırak şu meseleyi. Sen kocana bak. Çok sinir oluyorum ablama. Hayırlı olsun. Eyvallah. Zeynep sizde değil miydi ya? O evden gelecek. Ha. Samet, masaları gösterir misin? Buyurun. Hadi geçelim bakalım. Bak Kıvanç, senin masa burada. Feride de orada oturuyor. Ali, ne yaptın sen şimdi ya? Tadımız kaçmasın akşam akşam. Abi, niye tadın kaçsın ya? Bak, Hazır Yılmaz yokken baş başa konuşun işte. Ya biliyorsun, daha dün avukattaydık. Ya tamam, bir konuşun diyorum. Ne çıkacak Allah aşkına? Bir ayak diremeyin bana ya. Hadi. Ya haberi var mı geleceğinden? Ya yoksa da olacak işte, gel. Hadi. İyi akşamlar. Hoş geldin Kıvanç, otursana. Hoş bulduk. İyi akşamlar, teşekkürler. Yanına oturabiliyor muyum? Tabii, istediğin yerde oturabilirsin. Ya oturayım bari. Ha, sen dur dur. O bende. Hoş geldin. Sen bütün gece başına dikeceksin beni, anladım. Gel hadi. Her şey yolunda burada. Seni görünce ben de aynı şeyi düşündüm. Bak, bizimkiler şu masada oturuyor. Sen de onlarla oturursun değil mi? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Gel. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeynep teyze. Hoş geldin Zeynep abla. İyi akşamlar Seraycığım. İyi akşamlar. Zeynep, hoş geldin. Bak, burada da beraberiz. Kızımız size emanet ha. Geliyorum ben hemen. Tabii. Zeynep'ciğim, çok güzel olmuşsun. Ben bir şey duydum Halil'den. Hayırlısı olsun. Zeynep, hayırdır? Nişan söz gibi bir şey mi var? Halil bir şeyler söylemiş ama
öyle kesinleşmiş bir şey yok henüz. İyi, hayırlı olsun yine de. Sağ ol. Evet, hep böyle işte başlangıçta. Ayşe, bu şekilde çok güzel başlar ama sonra da iki yabancıymış gibi bitiyor değil mi? Yani bir şey sordum. Sen o gün gerçekten oraya kendi istediğinde mi geldin? Babana ben boşanmak istiyorum yani. Ya hayır. Ne peki? Başka çare mi bıraktın? Ne demek başka çare ya? Ben neciyim burada? Sürekli tehdit ediyorsun beni. Bir seçim yapmak zorunda bırakıyorsun. Belki de artık bu seçimi yapman gerekiyordur. Kurtulman gerekiyordur Feride. Sen niye bana bunları soruyorsun ki? Ha? Hı. Niye soruyorsun bana bunları? Sen zaten kurmuşsun hayatını. Şimdi yapma. Yine gitme aynı konuya. Eylül meylül yapma şunu Feride. Bir zaman kapattım. Hadi Eylül'ü kapattım. Eylül gitti tamam. Hı. Sosyal medyada gördüm. Ev arıyor musun? Evet arıyorum. Oturamıyorum çünkü orada. Niye? Seni özlüyorum çünkü. Oldu mu? İyi akşamlar Kanal. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Merhaba. Gerçi sen davet ettin ama nezaketen soralım dedim. Bu eşikten öbür tarafa geçebiliyor muyuz? Bir saniye lütfen. Tabii. Buyurun. Bunlar sizin. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Ama ben size demiştim. Eşikten geçince kolay kolay çıkma. Hele bu terliği almışsan hiç çıkma. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Ne demek? Ne oldu? Ne oldu? İyi misin sen? Bir darlandım. Hamilelikte olur öyle. Siz bir çıkıp hava alsanız Feride, ne dersin Kıvanç? Olur tabii istiyorsan. Olur. İyi olur sonra. Müsaadenizle. Feride çantanı da al. Al al. Halil, bir şey rica edecektim senden. Hazır ortam müsaitken tanıdığın firmalar varsa beni tanıştırabilir misin referans olarak? Ya ben de hiç vakıf değilim ki Gülbahar'a ya. Şimdi yeni açıldık, yoğunluk falan var ya. Ama bak şurada bir masa var ya. Hı hı. O bizim Karatuk'un masası. Şu da zaten onun ortağı. Sen onunla konuş, o var ya kesin ilgilenir. Tamam, o zaman selamını söylüyorum ben. Söyle söyle her türlü. Tamam, teşekkürler. Hangi evi seçtin? Üç tane vardı ya. Bu ev meselesi bayağı dikkatini çekmiş ha Ferin? Dikkatimi çektiği için falan değil. Merak ediyorum, o yüzden sordum böylesine. Ben de Caner'e danıştım. Sen olsan ne yapardın diye sordum. Çok güzel bir öneride bulundu bana. Eğer dedi bundan sonra bekarsan, rezidans, yeni bir hayata başlayacaksan yani başka biriyle. Çatı katı. Ha yok hayır. Karınla, çocuğunla mutlu mesut bir hayat yaşamak istiyorsan villa de. Sen ne cevap verdin? Neden gelip kendini görmüyorsun bu villada? Baksana baş başayken hiçbir sorun yok aslında, farkında değil misin? Niye bakmıyorsun yüzüme, baksana? Baban mı konuşuyor içinden? Bakma onun yüzüne mi diyor?
Ne diyorsun sen yine ya? Deli miyim ben? Ha? İkide bir bunu ima ediyorsun. Evet, delisin Feride. Seni ne kadar sevdiğimi görmediğin için zır delisin. Sustursan ya onu. Yeter artık, konuşma desen. Bunu benim için değil, kendin için yapmanı istiyorum sen. Nasıl? Yani bunun nasıl olduğunu bilsem zaten halletmiştik değil mi? Ama tek bildiğim onu susturmamız gerekti. İstersen gel beraber bulalım bunun yolunu diyorum. Korkuyor musun ondan? Korkmak falan değil Kıvanç. Kıvanç. Ben onu hayal kırıklığına uğratmayı hiç istemiyorum. Onun benden başka güvendiği hiç kimsesi yok. Öyle ama ben de senin onun sağlama defteri olduğunu düşünüyorum Feride. Ve o defterde yer kalmamış. Yırt at o defteri. Gel. Birlikte. Yeniden başlayalım doğru. Olmaz mı? Barıştılar galiba. Teyzem uçtu. Yürek çıkmasından kaçmış tahtan. Karası başına enişte. Oğlum biz gönüllü mahkemiz lan. Aslında pek özel bir yemek değildir kıymalı patates ama ben çok severim gençliğimden beri. En güzel de ablam yapardı. Ablanız mı var? Vardı. Sizlere ömür. Solbaz o. Evet. Siz? Arkadaşıyım ben. Eski bir arkadaşıyım. Öyle mi? Kardeşim ben de. Kader. Ha. Solbaz. Ne oldu? Nesi var? Boyundan aşağısı felç maalesef. 20 yıldır yatıyor böyle. Kendini bilmeden. Bu kadar güzelini seneler önce yemiştim. Bir de şimdi. Ablanızın canına değsin. Su getireyim. Katil. Bu sefer cezasız kalmayacak suçları. Abla. Bizimkiler beraber çıktı, gördün değil mi? Gördüm gördüm. İnşallah Feride'yi götürür evine. Hava alalım mı biraz? Olur, ben de sana aynısını söyleyecektim. Hadi gel.
nasıl geçti içeride? Görümcelerle. Öyle diyorlardı değil mi? Ya niye böyle bir şey yapıyorsun Halil? Niye evleneceğimizden bahsediyorsun? Kızım ne var bunda ya? Dün ben sana sordum ya bunu. Sen paraya mı hayır dedin? Yoksa vasiyete mi diye sen de cevabını verdin bana. Gerçi kızlar bana söyledi ya, ben tam olarak teklif edememişim sana. Kızlar böyle şey seviyormuş ya, taşlı yüzük falan. Ben de dedim Zeynep Hanım'ın neyi eksik değil mi? Benimle evlenir misin? Ben de sana bir soru sordum. Düğün, ondan önceki gün. Vasiyet ne oldu Halil? Zeynep tamam o. Halloldu bile onun, tamam ya. Ya kızım bir soru sordum ben sana. Yemek yer misin, su içer misin demiyorum yani. Benimle evlenir misin diyorum. Ben de sana bir soru soruyorum Halil. Vasiyet ne oldu? Ya havle vela kuvvete ya. Ya sen denize at demedin mi vasiyeti? Tamam bana kaldı, tamam mı hepsi? Denize attım say işte. Ya ben sana inanamıyorum Halil. Zeynep. Bak çok büyük hata ediyorsun, söyleyeyim sana. Bir gün bir yere toslayacaksın, haberin olsun. Asıl hatayı sen ediyorsun. Vasiyet için başvurduğunu biliyorum. Dilekçeden haberim var. Kızım bak ben öyle alengilli işler falan çevirmem ha. Beni biliyorsun, ben dümdüz adamım ya. Ya çeviriyorsun ama açıklama bile yapmıyorsun bana. Var ya, ayda yılda bir romantik olayım dedim var ya. Zehir ettin bana be. Etmiyorum ben teklif falan, tamam mı? Bitti. Bitti bu kadar. Zeynep'in telefonu çalıyor. Götürsek mi acaba? Önemli de belki. Zeynep Hanım iyi akşamlar. Kızım sen delirteceksin mi beni? Ben anlamıyorum ki ya. Ya niye benim aklımla oynuyorsun ki sen? Daha dün bana dedin ki pusulam sensin, bugün yoldan çıkarıyorum beni. Ya sana soru soruyorum sadece. Ya soru sor bana, istediğin kadar soru sor. 100 kere sor, 1000 kere sor, ömrünün sonuna kadar da sor. Ama bir adam gibi cevap ver bana artık. Adam gibi mi? Ya anladın işte ne demek istediğimi. Vasiyet de vasiyet yani, vasiyet tamam. Yani bir kere ben bu adama güveniyorum de, bir bildiği vardır de ya. İyi tamam anlat. Neymiş o bildiğin, ben de bileyim. Ya ben daha geçen gün söylemedim mi sana? Bak biz bu mirası kabul etmezsek Sefergöre'den olup şerefsize kalacak bütün miras. Sana babana yani hepinize bu kötülüğü yapan adama kalacak diyorum ya. Adamın istediği bu değil mi zaten? Ben ne yapacağım, gidip Sefergöre'liye şey mi diyeceğim? Al işte bu da senin mükafatın. Ya sen bu mirası bir kere nasıl para olarak görebiliyorsun, ben anlamadım ki. Ya bak yeter ki bu şerefsize kalmasın diyorum bu mirası. Al ne yapıyorsan yap, istiyorsan git bir yere bağışla. Sen bana bunu böyle anlatabilirdin Halil. Ya ben bunu böyle anlatabilirdim tabii. Ama kabir azabı gibi sorular soruyorsun bana ya. Dellendiriyorsun beni böyle ha. Ne dellendireceğim ben seni ya? Basit bir soru sordum sadece sana. Hemen aldın yüzüğü cebine koydun. Bu kadar basit mi senin için? Bak bu kadar basit olsa ben burada kalmam, anladın mı? Çeker giderim buradan. Ben ne yapıyorum? Bak buradayım hala. Ay ne kadar büyük bir fedakarlık. Sanki verdiğin yüzüğü de takmadık. İyi al. Tak o zaman. Biraz romantik ol ya. Ha, tabii canım o kadar delirt delirt sonra romantik ol değil mi? Olmuyorum ben romantik falan ya. Al takıyorsan tak. Ver. Tut şunu. Tutsana. Tut. Sanki hayır dedik. Evet. Evlenirim seninle. Tamam mı? Allah razı olsun lan. Yani evlilik teklifi çok zor derler, bunu biliyorum da bu kadar zor olacağını bilmiyordum yani. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Hı. Hı. Halil. Siz ne yapıyorsunuz burada? Telefon çaldı da önemlidir diye düşündük. Teşekkür ederim. Ya yok o önemli falan değildir ya. Biz bu romantik anı bozmasak mı? Gelin ben size eşlik edeyim. Ya kızım
iki saniye bıraktım sadece. Surata bak hemen nasıl değiştiyse böyle. Halil bir şunu dinlesene. Zeynep Hanım iyi akşamlar. Cennet Hanım'ın tavsiyesiyle arıyorum sizi ben. Elinizden kaçırdığınız bir katil için ikinci bir şans vereceğim size. Adı Yılmaz Tekin. Thank you.